Osman Kavala'nın bırakılması için bir metin yayınlamaları oldu. Yani 10 kadar batılı içinde Yeni Zelanda'nın filan da olduğu devletin büyükelçileri hep birlikte Osman Kavala'nın bırakılmasının insan hakları hukuk açısından filan önemli olacağına dair Türkiye Cumhuriyeti'ne baskı yapan veya bu konunun önemine dikkat çeken bir deklarasyon yayınladılar. Ve bu bir krize dönüştü günün sonunda. Aslında bunu Erdoğan'ın irade olarak krize dönüştürdüğünü görüyoruz. Geçen haftanın ve birkaç haftadır önemli gündemlerden birisi Türk lirasının serbest düşüşüydü. Ekonomideki bozulma. Bu istikrarlı bir şekilde bozuluyor. Yani sürekli Türkiye fakirleşiyor. Türk lirası düşüyor. İşte döviz önem kazanıyor, değer kazanıyor filan. Bu devam edecek ama bu sorgulamalar için de Erdoğan'ın gündem değiştirmeye ihtiyacı vardı. Yeni bir kriz oluşturmaya ihtiyacı vardı. Belki bir miktarda mağduriyet ve kahramanlık oluşturmaya ihtiyacı vardı. İşte Erdoğan bunu çok iyi değerlendirdi geçen hafta. 10 tane batılı ülkenin büyükelçisinin yayınladığı bu metne karşı Dışişleri Bakanlığı'na bunların persona non grata ilan edilmesini, yani istenmeyen kişi ilan edilip gönderilmesi talimatını verdiğini söyledi. Bunu da deklare etti kamuoyuna. Söyledim, gönderilmesini istedim dedi. Ve bu gündeme müthiş bir şekilde düştü. Burada Erdoğan gerçekten göndermek istiyor muydu bu 10 tane, içinde Almanya'nın olduğu, Amerika'nın olduğu, Yeni Zelanda'nın olduğu, Fransa'nın, İtalya'nın olduğu, deve dişi gibi pek çok ülkenin olduğu bu büyük elçileri göndermek istiyor muydu, emin değilim. Göndermesi Türkiye açısından altından kalkamayacağı çok büyük bir kriz olurdu. Benim kanaatim Erdoğan böyle bir şeye cesaret edebilecek durumda değil ama buradan yeni bir kahramanlık çıkarmak için üst perdeden bir koz açtı ve gönderin bunları dedi. Erdoğan'ın böylesine bir çılgınlık yapabileceğine ihtimal vermedikleri için belki Avrupalı ülkeler de acaba olur mu olmaz mı diye geri adım attılar. Yani gönderir ve tekrar Türkiye ile bütün bağlar kopar, Türkiye Batı bloğundan bütünüyle uzaklaşır ve Rusya'nın, Çin'in kucağına düşer filan diye kaygılar da taşımış olabilirler. Bu nedenle Viyana Sözleşmesi diye diplomatların durumlarını düzenleyen o sözleşmenin 41. maddesini hatırlatan bir metin yayınladılar. Bu metin Erdoğan'a can simidi oldu. Aslında her iki halde de, yani Erdoğan diplomatları gönderse ki gönderemezdi, çok büyük bir kriz olurdu. Dünyadan kopmuş bir ülke haline gelirdi. Söz verdiği halde gönderemese bu defa ahkam kesen, üst perdeden konuşan ama sözünü yerine getiremeyen bir lider olarak algılanacak ve yine prim kaybedecekti, puan kaybedecekti. Yani benim tezim şu: batılı devletler eğer hiçbir şey yapmasa, eylemsiz kalsaydı, bir açıklama yapmasalardı, buradan Erdoğan mutlaka zararla çıkacaktı, yıpranarak çıkacaktı. Ama can simidi olarak onlar yine yetiştiler ve bir açıklama yaptılar. Bu açıklama aslında Erdoğan'a prim veren bir açıklama değildi. Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesi şunu diyor: diplomatlar bulundukları ülkelerin kurallarına uyarlar, yasalarına uymakla yükümlüdürler. Bunu zaten söylüyorlar, buna karşı söyledikleri bir şey yoktu. Ama Erdoğan bu açıklamayı aldı, bu 10 tane batılı ülkenin kendi resti karşısında geri adım atmaları şeklinde yorumladı. Havuz medya böyle yorumladı. Aslında meselenin özü bu değildi, geri adım atma falan yoktu. Hatta AKP'nin ilk Dışişleri Bakanı olan Yaşar Yakış'ın ifadesine göre burada geri adım atan Türkiye'dir. Türkiye geri adım atmıştı ama burası önemli değildi Erdoğan için. İçeride bir kahramanlığa ihtiyaç vardı. Halka yedi düveli püskürten, onlara diz çöktüren dünya lideri Erdoğan denmesine ihtiyaç vardı ve bunu elde etti Erdoğan. Maalesef Batı dünyası bir defa daha, Avrupa ülkeleri Erdoğan'a iç kamuoyunda ihtiyaç duyduğu bu krediyi verdiler. Yani Erdoğan'ı güçlendirdiler, prim verdiler. Böyle bir gündem vardı. Ha, bu gündemin sonunda altında şöyle de bir şey olabilir. Erdoğan bu krizi gerilimli, kontrollü çıkardı. Yani muhtemelen dışişleri bürokrasisine persona non grata ilan edin derken de bunu bir pazarlık marjı olarak kullanacağını biliyordu ve ağırdan alın dedi. Sonra dışişleri bürokrasileri üzerinden bir pazarlık marjı gelişti. Bu Avrupa ülkelerini korkutup böyle bir metin yayınlamaya belki hazırladılar ve bu kazanımı elde ettiler. Ama arkasında şöyle bir söz verme de olabilir kuvvetle muhtemel. Osman Kavala'nın birkaç ay içinde bu olayın perde arkasının, anlaşmaların bir sonucu olarak
salıverildiğini görebiliriz. Yani bir şekilde asla salıvermem, işte bağımsız yargı var, bana baskı kuramazsınız filan diye kendi halkından prim toplarken, öte taraftan da ya sabırlı olun ben salacağım ama şöyle bir şey yaparsanız bu konuda uzlaşabiliriz diyerek Avrupa ülkeleriyle, Batılı ülkelerle de böyle bir uzlaşma yaptığını ve bir süre sonra da Osman Kavala'nın sessiz sedasız bırakılacağını da düşünüyorum. Böyle de bir şey var. Geçen haftanın önemli konularından birisi Kılıçdaroğlu'nun dövülme meselesiydi. Malumunuz Kılıçdaroğlu dövülmesinin videosunun mecliste Erdoğan tarafından gösterilmesiydi. Kılıçdaroğlu tezkereye hayır dedi. Yani CHP 2 yıl daha Erdoğan iktidarına, yani Cumhurbaşkanlığına, yurt dışına ordu sevk edebilme, kullanma noktasında meclisin vermesi gereken, vermesi talep edilen tezkereyi reddetti. Kabul etmedi. Bu CHP adına çok güzel bir şey. İlk defa bütün süreçlerde bu tür konularda, münhasıran savaş gibi konular olduğunda vatan, millet, bayrak hamasetiyle bu ülkeye ne getirir, ne götürür, siyaseten ne getirir, ne götürür düşünmeden CHP ve diğer partiler aynen 15 Temmuz'dan sonra Yeni Kapı'da Erdoğan'ın arkasına hiza aldıkları gibi hiza alıyorlardı. İlk defa CHP gerçekten bir muhalefet yaptı ve tezkereye hayır diyeceklerini söyledi. İYİ Parti'nin, MHP'nin ve AK Parti'nin oylarıyla elbette tezkere geçti. Öte taraftan bu Erdoğan çok kızdırdı. Geçen haftalarda yine hatırlayın Kılıçdaroğlu'nun bürokrasiye uyarısı, iktidarın illegal yasa dışı emirlerine karşı dikkatli olun, uyanık olun, onları dinlemeyin yoksa hesap verirsiniz diye bir uyarısı bulunmuştu, uyarıda bulunmuştu. Bu uyarı da çok önemliydi. Bunlar zannederim Erdoğan'ın kimyasını bozdu ve Erdoğan da aklı başında hiçbir liderden görülmeyecek, sadece mafya liderlerinden görülecek ve mafyatik bir yöntem olarak algılanacak şekilde Kılıçdaroğlu'nun bu adalet yürüyüşünden sonra bir inek hırsızına dövdürülmesi vardı. Muhtemelen o bir senaryoydu. Muhtemelen de arkasında yine Erdoğan'ın o mafyatik zihniyeti vardı. Yani mafya kafasıyla çalışan, muhalifleri dövdüren, işte ses çıkaranının topuğuna sıktıran, eziyet eden, susturmaya çalışan Kılıçdaroğlu'nun o dayak atıldığı görüntüsünü altında bir de seslendirme yaparak, akıllanmadığı gibi ifadeler kullanarak parlamentoda göstermesi, bizzat göstermesi Türk siyasi tarihinin en bence karanlık, acı tablolarından birisiydi. En pespayı aşağılık tablolarından birisiydi. Açıkça Erdoğan parlamentoda, mecliste bir milletvekilinin, bir parti başkanının, ana muhalefet liderinin dövülmesini överek, onu öne çıkararak bir paylaşımda bulundu. Bu Türk siyasi tarihine kara bir leke olarak geçti ama öte taraftan bu şunu gösteriyor. Son dönemde Kılıçdaroğlu'nun yaptıkları, konuştukları Erdoğan'ın kimyasını bozuyor. Erdoğan'ın dengesini bozuyor ve Erdoğan'ı bu tür dengesiz atraksiyonlar, eylemler yapmaya zorluyor. Bu hareket aslında Erdoğan'ı güçlendiren bir şey değildi ve bundan dolayı da ne Kılıçdaroğlu'nun ne bir başka muhalifin ben Erdoğan'dan tırsacağını ve geri çekileceğini, geri adım atacağını düşünmüyorum. Nitekim Kemal Kılıçdaroğlu da bu doğrultuda açıklamalar yaptı ama bu şunu gösteriyor. Erdoğan gümbür gümbür yıkıldığını görüyor, altının kaydığını görüyor ve akıl ve mantık dışı, kamuoyunun da satın almayacağı, bu kadar da olmaz diyeceği bir kısım çarelere başvuruyor. Bir kısım adımlar atıyor. Yani mafyatik eylemlerde bulunuyor. Bu da geçen haftanın önemli konularından bir tanesiydi. Tezkere meselesinde dediğim gibi CHP'nin tavrı bence CHP tarihi açısından çok önemliydi. İlk defa CHP devletçi, milliyetçi, savunmacı, militer bir yaklaşımdan uzak durarak devlete kayıtsız şartsız destek olmadı. Sorgulayıcı bir yaklaşımda bulundu. Bu CHP tarihi açısından da önemli. Yani 100 yıllık Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran bir parti olan CHP, Kürt ve Alevi kökenlere sahip olan Kılıçdaroğlu tarafından ilk defa belki adında geçen halk, cumhur ve halkla yakın, yani devletin bir partisi olmaktan halkın çıkarlarını gözeten bir parti olmaya doğru Kılıçdaroğlu ile birlikte, Kılıçdaroğlu'nu elbette eleştiriyoruz muhalefetini ama CHP'nin bütünü içinde ele aldığımızda Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP'nin devletçi çizgiden halka doğru, cumhura doğru bir evrim geçirdiğini, bir dönüşüm geçirdiğini ve
cumhur lehine devlete tavır alabildiğini bu tezkere meselesinde de görmüş olduk. Bu da önemli konulardan birisiydi bence.